MHP lideri Bahçeli'den Eylül cinayetine isyan. MHP lideri Bahçeli, Ankara'da öldürülen Eylül'e ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, Eylül hunharca katledildi. Bununla birlikte vicdan katledildi, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından, Eylül hunharca katledildi, bununla birlikte vicdan katledildi, insanlık katledildi, hayaller katledildi, korkak katiller bir kez daha milli gönülleri heder etti, kedere boğdu. Olacak iş mi bu, ey canavarlar, küçücük bir bedene, küçücük bir ana kuzusuna nasıl kastettiniz, mesajını paylaştı. Bahçeli Twitter hesabından şu mesajları paylaştı. Meşhur bir düşünür, asırlar önce demişti ki, korku, gelecek bir kötülüğü beklemenin adıdır. Hiç şüphe yok ki, korkuya teslim olmak gelecekten ve gelecek haklarından vazgeçmektir. Korkuyu yenemezsek kahramanlığı yüceltemeyiz. Ya korkarak dağılacağız, ya da kahramanca duracağız. Korkular umutlarımızı kıramaz. Kötülükler hayata tutunma ve mücadele azmimizi köstekleyemez. İftiralar irademizi kundaklayamaz. İhanetler iddia ve ideallerimizi kapatamaz. Korkaklığın ruhunda kalleşlik, korkakların duruşunda karmaşa vardır. Hainler korkaktır, hainler korkaktır, her cani, her katil sinsiz, sinerek, sürünerek yaşar, kaldı ki insanlığın devasa tecrübe ve birikimi bu gerçeği açıkça işaret eder. Yaşarmayan gözleriyle, kızarmayan yüzleriyle, sızlamayan kalpleriyle aramızda dolaşanlar zulmün çıban başlarıdır. Ve bunlar korkaktır. Şerefsizlere nereye kadar tahammül? Ankara Polatlı'da 22 Haziran günü 8 yaşında Eylül isimli bir kız çocuğumuz kaybolmuştu. Günlerce arandı ama bulunamadı. Meğer Eylül'ü acımadan kıymışlar. Üstelik toprağa gömmüşler. Ne istediniz bu Sabi'den, ne alıp veremediğiniz vardı bu küçük yavruyla, hiç mi yüreğiniz titremedi, Eylül hunharca katledildi, bununla birlikte vicdan katledildi, insanlık katledildi, hayaller katledildi, korkak katiller bir kez daha milli gönülleri heder etti, kedere boğdu. Olacak iş mi bu, ey canavarlar, küçücük bir bedene, küçücük bir ana kuzusuna nasıl kastettiniz, Eylül topraktan çıktı, tekrar toprağa girecek, peki, üstümüze düşen feryat çığlığından, fecaat çığından nasıl kurtulacağız, Eylül'ün hesabını nasıl vereceğiz, Eylüllere musallat olan şerefsizlere nereye kadar tahammül göstereceğiz, bu şekilde mesafe alamayız, hakikaten çok üzgünüm. Bir yanda minik bir köpeğin dört bacağı ile birlikte kuyruğu kesilir ve ölüme bırakılır. Diğer yanda küçük çocuklar hedef haline gelir. Nasıl bu duruma düştük, böyle gidemeyiz, bu şekilde daha fazla mesafe alamayız. Acaba Leyla nerede? Ağrı'da ailesiyle birlikte dedesinin köyüne bayramlaşmaya giden 3,5 yaşındaki Leyla da tam 16 gündür kayıp ve halen aramalar sonuç vermedi. Kaybolan yalnızca Leyla değil, hepimiziz. Acaba masum bedeni nerede? Mazlum gözleri nasıl bakıyor? Başımıza taş yağmazsa şeyükeredmeyiz gerekir. İsimleri Eylül olur, Leyla olur, hiç fark etmez. Onlar çocuk, onlar savunmasız, onlar masumiyetin zirvesi. İnanınız, bu gidişle başımıza taş yağmazsa yatıp kalkıp şükretmemiz gerekir. Çocukları güvende olmayan bir milletin istikbali güvencede bulunamaz.